Geri dönememekten korkuyor musun? Hiç göçük altında kalan arkadaşın oldu mu? Bir madenci zaten yerin 4500-5000 metre altında doğanın bağrından ciğerini söküp çıkartıyor ki bir avuç enkazda bir tane can çıkartamayacak. Soramazsın'ın bu bölümünde konuğumuz Alparslan Türkoğlu. Alparslan bir maden işçisi. Yerin bin kat altına inip geri dönememekten korkuyor musun? Yani şöyle, e, bu bir gerçek zaten. Yani e, bir gün olmazsa belki bir gün olabilir. Yani bu olacak şeyler. E, yani tabii korkuyor insan ama belli bir saatten sonra, belli bir süreden sonra yani git gel, git gel alışıyorsun. Yani ister istemez tabii ki korku her zaman, her an oluyor. Yani sabah çıkarken helalleşiyorsun. Allah'a emanet ediyorsun. Yani başka yapacak bir şeyin gelmiyor. Mecbursun da gitmek için. Mecburum dedin. Yapabileceğin başka hiç mi iş yok? Bizim madene alıştıktan sonra ya bir de madenden kazandığın ya aslında çok büyük bir para değil. Ama seni idare, tatmin edebilecek bir para. Kiralarını, faturalarını ondan sonra her şeyini karşılayabilecek küçük miktarda bir para. Aslında küçük bir miktar. Çok da büyük değil. Başka bir yerde çalışmak da alıştıktan sonra olmuyor. Bir de yani kazandığımız miktara göre ufak şeyleri var. Mesela tatillerimiz olsun, kazandığımız para olsun. Bizi tatmin ettiği için orada çalışma mecburiyeti hissediyoruz kendimize. Ne kadarlık bir maaş alsan madenciliği bırakırsın? Yani 15 bin alsam bırakırım. Yani 15 bin lira bir maaş bulsam herhangi bir iş yerinde çalışmak için bırakırım. İzleyicilerimizden gelen bir soru var. E, yerin altındayken tuvalet ve yemek ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz? Yemek kendimiz götürüyoruz. Ekmek arası götürüyoruz genelde. Tozdan, şeyden hani sulu yemek falan olmuyor. Tuvalette küçük işte yer bulursan büyük duruyor, bekliyor. Anlayamadım neden tuvalet yok? Yani bir yani... karavanda bile tuvalet olabiliyorken küçücük bir alanda. Sizde olmamasının sebebi kimyasallar mı yoksa başka bir şey mi? Yok yani tuvalet Bilmiyorum. Yok. Lavabo ihtiyacımızı giderecek herhangi bir yer yok. Bir öğle paydosunuz ya da bir hava almak için bir molanız olabiliyor mu yeryüzüne çıktığınız? Yok. Öyle bir imkanımız yok. Ee, girdiğimiz zaman anca var diye bitene kadar oradayız. Yaklaşık zaten bir saat kadar sürüyor çalışacağın yere varman. Mesafe biraz uzun. Gideceğin baca veya ayak neyse uzak olduğu için bir saat kadar sürüyor zaten aşağıya. Yani çalışacağın yere gitmen uzun sürüyor. Tekrar geri çıkıp da bir sigara molası vermek veya yemek molası yok. Hepsini aşağıda yapıyoruz. Bir saat boyunca yerin altında mı iniyorsun? Bir saat sürüyor. Yer üstünden çalışacağımız yere gitmemiz yaklaşık bir saat sürüyor. Peki çalışırken karşılaştığınız başka zorluklar var mı? Aslında alıştığımız için her şey bize gayet normal geliyor. Yaptığımız işle alakalı hiçbir problem yok. Yok yani. Madenci yorulmaz, madenci acıkmaz, madenci sürekli çalışır. Kendini kurtarır, işine bakar. E, madencilerin en çok akciğer hastalıklarına yakalandığını biliyoruz. Sizin düzenli böyle sağlık kontrolleriniz oluyor mu? Her yıl şirketin kendi düzenlediği periyodik bir sağlık kontrolü oluyor. İşitme, akciğer solunum testi, e, kan alınıyor, kan testi, ondan sonra belirli testlerden geçiriliyorsunuz yani yapılıyor her yıl düzenli olarak. Bir kömür nasıl çıkarılır? Açtığımız bacalarda yani sizin anlayacağınız tünellerde ayağa ulaşan ayak bacanın sonunda yani madenin en son kısmında olur ayak denilen bölüm. O bölüme gidene kadar yani tünelde, bacada dağın belirli yerlerinde bizim kurduğumuz tahkimattan dolayı baskı olur yani. Dağın baskısı olur. O çelik kasalarda işte bozulmalar meydana gelir belirli yerlerinde. O kasa bozulan kasaları alırız yerine yenisini koyarız. Orada bilinçli olarak küçük bir göçük yaparız. Hemen indiririz. Yeni sıfır kasayı koyarız. Devam ederiz. Buna da tarama denir. Tamir tarama. Şu an bizim çalıştığımız şirkette tam mekanize denilen bir sistem var. Ayak bölümünden çıkar kömür. Şu an zaten madenciler yer altında kömürü insan çıkarmıyor. Ayak denilen bir bölüm var. Oradan Makina keserek kömürü direkt nakliyeye aktarır bir şekilde çıkar. İnsanlar yer altında kömür çıkarmıyor. Tam mekanize sistemlerde. Klasik ayaklarda işte veya işte normal ağaç kasalarda hala da insan gücü devam ediyor. Tehlikeli değil mi? Tehlikeli. Ama artık iyice profesyonelleştiğimiz için bu işte yani bütün kazaları öngörebiliyoruz. Yani o yüzden hiçbir şey olmuyor. Hiç küçük altında kalan arkadaşın oldu mu? Hayır olmadı. Ama iki yıl öncesi 2 yıl öncesine kadar 3 arkadaş, yani benden önce orada çalışan arkadaşlar şılam patlamasından, şılam denilen bir böyle kömür suyu, karışık, yoğun kıvamda bir su vardır. Yani şılam patlamasından dolayı hayatını kaybetmiş veya 3 arkadaşım olması lazım. Tanımıyorum kendilerini şahsen ama madenci olduğu için arkadaşım diyorum yani. Peki bir şeyleri değiştirme imkanın olsa tüm maden işçileri adına neyi değiştirmek isterdin? Daha fazla saygı görmelerini isterdim biraz daha fazla saygı ve sevgi. Yani birazcık daha görünmelerini isterdim. Yani yerin yedi kat altındayız diye fazla görünemiyoruz. Ama biz bu ülkenin de karanlık, yani yerin altında çalışan insanlarıyız. Birazcık bir öneme, birazcık bir saygıya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ki onu da çok görmemeleri lazım bize. Bunu söylemenize açıkçası üzüldüm. Çünkü biz Türk halkı olarak siz maden işçilerine büyük saygı duyuyoruz. Yaşanan son depremde de İlk siz oradaydınız ve sizin emeğinizi gerçekten ödeyemeyiz. Bizim takipçilerimiz de yine aynı şekilde hakkınızı ödeyemeyiz diye yazmışlar. Onların da sesi olmak isterim şu anda burada. Şimdi sözü 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremine getirmek istiyorum. Siz aslında oraya giden ilk ekiptendiniz. Nasıl aldınız haberi ve gittiniz? Oradan başlayalım. E, hemen bir şekilde çağrı yaptık. Malzemelerimizi topladık. Hepimiz bindik arabaya kimseden bağımsız olarak yola çıktık. Sırtımıza aceleden sırtımıza ceket bile almamışız ki zaten maaşımız da yatmamıştı. Cebimizde de 5 kuruş paramız da yoktu. O şekilde çıktık yola. Program öncesinde de anlattın zaten. Çok hayatlar kurtardın sen de arkadaşlarında. Madencilerin bu afet durumlarında gösterdiği fark nedir? Yani şöyle madenci yani bir madenci şöyle anlatayım size çok onurlu ve gururlu insanlardır. Herkesten kendinden de önce yanındaki insanı düşünür. Çevresindekilere bir şeyler bir fayda vermek için yaşar yani şöyle öyle söyleyeyim. Madencilerin enkazda arama kurtarma işinde neden iyi olduğu. Madenci zaten yerin 4500-5000 metre, yeri geliyor 3000 metre, yeri geliyor 2000 metre yatay bir şekilde altında çalışıyor. Orada görünmeyen yani küçücük bir lambayla biz hiç yani umulmadık yerlerde Umurumalık işler yapıyoruz. Bir arama kurtarma işi bizim için çok büyük bir sorun teşkil etmiyor ki şöyle bir madenci zaten yerin 4.500-5.000 metre altında doğanın bağrından ciğerini söküp çıkartıyor ki bir avuç enkazda bir tane can çıkartamayacak mı? Yani aslında sorulacak soru enkazda değil de bir madenci yerin o kadar o kadar kat altında nasıl çalışıyor? Aslında sorunun bu olması gerekiyor. E, madenci göçükten korkmaz veya enkazdan korkmaz. Oraya girmekten de tereddüt etmez. Bir madenci için ölüm arkadaş gibidir. Ölümden korkmaz, ölümle yaşar. Ki orada da zaten gösterdik biz hepsini. Bir madencinin arama kurtarma içinde ne kadar gözü kara olabileceğini. Aslında bu bizim için ne kadar normal. Madenci gelir şöyle gözüyle bir bakar. Hemen direkt projesini çizer, girer. Her zaman için bir yerlerde bir arkadaşına bir şeyine bir faydası olsun. Önce emniyetini alır. Her şeyden önce yer altında da böyledir. Arkadaşı kardeşidir ailesidir. Onu kollamak onun boynunun borcudur. Enkazda da aynı şekilde. Oradan çıkaracağı onun bir kardeşi yakınıdır kurtaracağı. En başından sormak istiyorum. Bir enkaza gittiğiniz zaman çalışmaya nasıl başlıyorsunuz? Çalışmaya önce kendi emniyetimizi alarak kendi aramızda yaptığımız bir ufak çaplı bir plan oluyor. Yani şöyle şuradan ilerleyelim. Diğer arkadaşlarımızla fikrini aldıktan sonra hemen oraya bir küçük bir baca sese doğru veya arayacağımız yere göre veya binanın neresindeysek o da hangi odaya gireceksek şeyleri de öngörerek yapıyoruz. Mesela içerideki vatandaş veya insan kalktığı zaman burası neresi mesela atıyorum yatak odası, koridora bakarız. Merdiven boşluğuna bakarız. Yani o şekil oluyor arama kurtarmada. Direkt yani bir insanın öyle bir anda hangi hareketlerini yapacağı öngör öngörülerek ön, peşinden gidiyoruz yani. Peki yaşadığınız Mucizevi olaylar oldu mu? Çıkardığım çocuklar oldu. Küçük çocuklar çıkardım. Arkadaşlarımla birlikte onları kurtardık. 130. saatte bir arkadaş çıkardık. Onlar moral oluyordu yani insana ister istemez. Benim en çok böyle e, kurtardığımız canlar içerisinde, yani bana en çok dokunan Hıdırcan oldu. E, Hıdır'la aramızda farklı bir bağ oldu. Çok küçük bir delikten içeriye girmiştim oraya, yanına. O delikten de nasıl içeri girdim onu da bilmiyorum. Zaten bir kişinin girip çalışabileceği bir alan vardı. Ki çok tehlikeli ve riskliydi yani. Onun da söylediler, riskli bir bölge. Hani bakın buraya giriyorsunuz dikkat edin denildi. Ee, orada ben ölecektim. Enkazın altında kalacaktım. Bir deprem oldu. Yani herkes kaçtı zaten. Hıdır'la baş başa kaldık. Hiç kaçamadık. 4 saat beraberdik orada. Onu kurtarmak için çok çabaladım mesela orada. 4 saatlik bir çalışma yaptım. Orada benim kendi aldığım takimat, önlem beni kurtardı. Zaten kendimi atacağım bir yer yapmıştım orada. Yani bir yatacak yer yapmıştım. Bir şey olursa buraya geçeceğim diye. Ki oraya geçtim. Kurtuldum. İki kere böyle ölüm tehlikesi atlattım. İkisinde de aldığım önlemde hayatta kaldım. Peki Hıdır'ı nasıl çıkardınız? Hıdır, Hıdır biraz tombik bir çocuktu. Biraz fazla geniş açmam gerekti çıkacağı yeri. Bir de fazla zarar vermemek için. Çünkü demirler, teller falan hep çok güzel bir şekilde bir yer açmam lazımdı rahat bir şekilde çıkartmak için. Çok zorlanmadım aslında çok yorgundu Hıdır'da. Hıdırcan biraz fazla yorgundu. Üçüncü günde artık. Çok susamış bitkin bir hali vardı. 4 saat boyunca sürekli onu da uyutmamaya çalışıyordum. Sürekli sohbet ediyorduk. Bana da künefe söyleyecekti. Künefe ısmarlayacaktı. Abi künefe ısmarlayacağım. Sana çıkınca annemden para alacağım. Sana çay söyleyelim. Sade soda içelim abi. Künefe ısmarlayayım. Beraber künefe yiyelim. Hıdır'la aramızda bizim... Ya benim kendi açımdan farklı bir bağ oldu Hıdır'la. Onu da çıkardık. O benim artık orada hani tutulma gibi bir sebebim oldu desem yeridir. Hıdır'ı sonra hastanede gördün mü? Tabii. Dönmeden önce onun yanına gittim tekrar hastaneye. Hastanede yatıyordu. İşte doktorlar falan çok yaramaz bir çocuk hani biz de çok üzdü. Çok yaramaz bu falan diyorlardı orada. Hani böyle seveceğim bir tavırda. Orada gittik beraber orada hani ben gidiyorum nasılsın iyi misin diye görmeye geldim falan. Hani bana künefe söyleyecektim. Benim künefe nerede? Hıdırcan falan dedim. Orada da şakalaştık biraz. Gittim gördüm gayet iyiydi. Durumu da iyiydi. Keyfi de yerindeydi. En son gider ayak iki tane keki kek bildiğimiz kek bir de meyve suyu varmış. Bana minnettarlığını göstermek için sadece elinde keki ve meyve suyu var. Çıkardı onu yastığın altında kendi koyduğu yerden çıkardı. Onları bana veriyor minnettarlığını göstermek için. Yani anlatılmaz bir şey ya. Çok farklı. Soramazsın'ın bu bölümünde konuğumuz Alparslan Türkoğlu'ydu ve kendisi bir maden işçisi. Görmek istediğiniz farklı hikayeler, sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.